اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَمِّرُوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الحمد لله رب العالمين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت, ودفع, ودفع ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم Elhamdülillah kıymetli kardeşlerim. Bir gecemizi daha geride bıraktık. Teravihlerle, ibadetlerle Ramazan-ı Şerif'ten bir gece daha geçmiş oldu. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i dostları gibi geçirmeye muvaffak eylesin. Teravihlerimizi tas tamam düzgün bir şekilde kılmayı nasip eylesin teravih. Kıldığınız hocalarınızı seçin bazı arkadaşlar şikayet ediyorlar. Hocam hiç Sübhaneke'yi bile yetiştiremiyoruz. Efendim işte çok hızlı kıldırıyorlar falan. Seçelim yani. İmamımızı seçelim. Siz de demeyin hocam zaten biz seçiyoruz. En hızlı kim kıldırırsa onun peşine takılıyoruz. Ya o mübarek adam bu teravih işi yani sünneti müekkede olan bir ibadet, faziletlerle dolu bir ibadet usulüne uygun bir şekilde yapılması lazım. Allahu Teala Hazretleri en güzel şekilde eda etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Elhamdülillah biz maşallah imamımızdan çok memnunuz. Ee, İsmail Hünerlici hocamın kanalında ikindi mukabelesini okuyan Mahmut hocamız hafız maşallah kıraat olsun namaz kıldırması hoş. Elhamdülillah başından beri kendi mescidimizde ders olduğu zaman orada kılıyoruz. Onun dışında hocamızın arkasında güzel teravih kıldırıyor. Allahu Teala Hazretleri cümle imam hoca kardeşlerimize öyle tane tane güzel bir şekilde kıldırmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi kıymetli kardeşlerim vakitler dar tabii ki İnşallah 11'e geçirmeden sohbeti bitireceğim. Çok önemli hadis-i paylaşacağız şimdi. İnşallah biraz ameli teşvik olacak, ibadete teşvik olacak müjdelerden, faziletlerden bahsedeceğiz. Hemen sohbeti paylaşın, insanlara ulaştırın ya. Bir link atacaksın, bir paylaşacaksın. Efendim şu vaazı sen ona yapmış olacaksın. Hemen beğeni butonuna basalım, paylaşalım. Ne kadar kişiye, bir kişiye fazla ulaşsak, bir kişi bir kişidir ya. Belli hu anni levaye. bir ayet olsun. Benden ulaştırın buyurdu sallallahu aleyhi sen bir ayet, bir hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idâ dekhale Ramazan, Ramazan-ı Şerif girdiği zaman fütühet sema, semanın kapıları açılır. Gök kapıları açılır. Şimdi gök kapıları hep açık. Dualar müstecav, ibadetler müstecav, hayırlar müstecav. Gök kapıları açık. Ve fî bir rivayet ebvâbül cennet, cennet kapıları açık şu anda. Ve fî bir, bir rivayet de ebvâbül rahmet, rahmet kapıları açık rahmet kapıları, cennet kapıları, gök kapıları bunlar Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesiyle ardına kadar açılıyor. Ta bayrama kadar devam ediyor. Allah'ım bu kapılardan girmeyi nasip eylesin. Ve gullikat ebvabu cehennem. Cehennem kapıları şu anda kapalı bir durumdadır. Cehennem kapıları leha seb'atü ebvab. Yedi tane kapısı var buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Rabbim yedisini de cümlemize kapatsın bir daha açmamak üzere cümlemizi muhafaza eylesin nesillerimizle beraber ve buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem ve sülsileti şeyatlin azgın şeytanlar da zincirlere vurulurlar. Sizler de az çok fark edersiniz yani. Şeytanlar yani şu Ramazan-ı Şerif'te azgın şeytanlar da bağlı olduğu için insan bazı gevşeklikler amellerde yaptığı gevşeklikler olsun işte ahlakından olsun hani nefsinden midir şeytandan mıdır vesveseden midir az çok anlaşılıyor yani şeytanların bağlı olduğunu hissediyorsun yani yani herkes kendine göre hisseder bunu bakın bakalım bazı terk ettiğiniz amelleriniz varsa Veyahut da Ramazan şeriften önce zorlandığınız ameller Ramazan şerifte yapabiliyorsanız demek ki o amelleri yapmaya şeytan izin vermiyor size. Şimdi bağlandı, rahat yapabiliyorsunuz. Mesela çok insanlar var Ramazan'dan önce namaz kılmazlar, Ramazan'da namaza başlarlar. Demek ki bak şeytan ona namazdan engelliyor. Veya bakarsın Ramazan'dan önce evde gürültü, patırtı, kavga hanımınızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan Bakarsın Ramazan'da bir sakinlik, sükunet. Niye? Şeytanlar bağlandı işte de. Şeytanlar bağlanmışken kendimizi, efendim ahlakımızı, ibadetimizi, her şeyimizi tavsiye edelim, düzeltelim, gözden geçirelim. Ramazan şeriften sonra da şeytanların vesveselerine kapılmadan bir hayat yaşarsak, efendim yahu şeytanlar bağlı ama buyuruyor ki işte şeyatlinul ins eşetlü şeyatlinu minel cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarından beter. Yani insan şeytanları cin şeytanların cin şeytanı sana bir vesvese veriyor. Ama insan şeytanı yani insan şeytan dedim şeytanlaşmış insanlar var. Yani şeytan insana ne der mesela? Namaz kılma, ibadet yapma. Öyle insanlar var adamı namazdan engeller, ibadetten engeller, güzel ahlaktan engeller, günaha sevk eder onlar da işte insan şeytanlar olmuş oluyor. Allah'ım şu azgın şeytanlar bağlandığı gibi insan şeytanlarından da cümlemizi halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi kıymetli kardeşlerim ravazan Şerif'in üstünlüğünü yani şu hadis şerif bir misal ile anlatıyor. Zaten şu hadis şerifte şerif de anlaşıldığı üzere Ramazan Şerif'in ne kadar büyük bir ay olduğunu anlamış oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Enes İbni Malik'in radıyallahu an Enes İbni Malik radıyallahu ta'ala rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Recepu şehru ümmeti Recep-i Şerif'in Recep-i Şerif ayı efendim e, bu e, ümmet, e, bu ümmete bahşedilen bu ay ve onun fazileti ala sairi şuhur diğer aylara üstünlüğü ne gibidir ki ümmeti ala sairil ümemi yani bu ümmetin diğer ümmetlere olan üstünlüğü gibidir Recep-i Şerif'in fazileti. recep Şerif geçti. Ama hadis-i şerifin başından alayım dedim teberrüken. Bereket olsun tam okumuş olalım. Recep-i Şerif'in üstünlüğü bu ümmetin diğer ümmetlerden üstünlüğü gibi diğer aylara nazaran. E bu ümmet diğer ümmetlerden ne kadar üstün? Ayetle sabit. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâ. Siz insanlık namına çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyuruyor. Allahu Teala. Celle şanu, celle celal. Peki devam ediyor. Kefadlı ümmeti ala sâiril ümmemi. Diğer ümmetlere olan fazileti gibidir dedikten sonra. Ve Şaban-ı Şehri, Şaban-ı Şerif bana bahşedilen Şaban Şerif ve Fadlu'yu onun üstünlüğü ala sair şu diğer aylara üstünlüğü ne gibidir ki Fadlu'yu ala sair enbiya benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Şaban-ı Şerif o da geçti. Recep-i Şerif geçti. Şaban-ı Şerif geçti. Seneye ya nasip. İnşallah güzel geçirmişizdir inşallah. Rabbim Recep-i Şerifimizi, Şaban-ı Şerifimizi, Rabbim fazl Kerem'iyle o aylarda yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Günahlar yaptıysak Rabbim cümlesini affeylesin. Pişmanız Ya Rabbi. Kapına geldik Ya Rabbi. fazl Kerem'inle cümlemizi meccanen affeyle Ya Rabbel Alemin. E şimdi Recep geçti, Şaban geçti. E şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz. E Bunu kıymetini bilelim kardeşlerim. Bak buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ve Ramazan-ı Şehrullahi Abu Allah'ın Ramazan ayı var ya ve fadluhu onun fazileti Ala şâhi Şur diğer aylara fazileti ne gibidir? ke lillahi ala halqihi allah Teala'nın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Ya Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu yarattığı mahlukuyla kıyas edilir mi? Edilmez. İşte Ramazan-ı Şerif'te diğer aylarla kıyas edilmeyecek kadar faziletlerle, meziyetlerle doludur kıymetli kardeşlerim. Yani işte bu Ramazan-ı Şerif'i tabii ki nasıl geçirdiğimiz, nasıl oruçlarımız ne alemde? Şimdi üç çeşit oruç var. Bizimki oruç hangi oruç acaba? Üç çeşit oruç var. Yani birinci sınıf oruç olursa bu faziletlere eremeyiz ki. Birincisi ava orucu. Yani ne demek? Bir sıradan insanların orucu. Nasıl oluyor oruç? O oruç işte e, yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzak duruyorsun. Efendim orucu bozan şeylerden oruç tutuyorsun. bu yani onlara yapmıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun. Ama gıybet ediyorsun, yalan söylüyorsun, iftira ediyorsun. Hemen evet, mala yani yapıyorsun, ibadeti terk ediyorsun, namahreme bakıyorsun. Oruçlu adamlardan namaz kılmayanlar var. Oruçlu, oruç tutup namaz kılmayan insanlar var. E zaten namaz kılmadıktan sonra daha diğer yaptığı amellere bakmaya gerek yok ki. Namaz mutlaka kılınacak. Bu namazın kurtarır yanı yok. Namazsız olmaz. La yecurullah aleyh. Ne namaz olmazsa diğer amellere ücret verilmez buyuruyor. Müjdelerine nail olamaz. Borcu üzerinden düşer orucu tuttuğu için. Ama orucun faziletleri bak ileriki derslerde gelecek. O orucun faziletlerini eremiyor ya. Beş vakit namazda ne var kardeşim ya? Abdesti temizlik, tahareti temizlik, vaktini bildirir, saatini bildirir. Allah'ın rızasını kazandırır, huzur verir, bereket verir. Ömrüne, malına, mülküne, nesline, her şeye bereket ya. Ama bu namazı bu ümmet niyeyse terk etti yani. Camilerimiz boş maalesef. Ya iki sene bak teravih kılamadık. Efendim, e şimdi teravihler açıldı. Camiler yani hınca hınç dolu olması lazım. Her gün yarım saf, yarım saf eksilmeye başlıyor. İlk gün biraz böyle bir efendim doluluk oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş eksilmeye başlıyor. Yahu biz niye ibadetten bukuyoruz kardeşlerim ya? Bu ibadetler bize niye ağır geliyor ya? Bizim imanımız ne kadar zayıf oldu ya? Hel min mezit dememiz lazım. Daha yok mu ibadet, daha yok mu namaz, daha yok mu zikir, daha yok mu Kur'an, daha yok mu ilim dememiz lazımken hemen ibadet kaşığını koyuyoruz kenara. Sofrada kaşığı koymuyoruz hiç. İftarda kaşık seslerinden geçirmiyor. İftarda yarım saat otursan, bir saat sofrada otursan hiç sıkılmıyorsun. Ama biraz namaz uzasa, biraz teravih uzasa, biraz hemen ibadet uzasa, sohbet uzasa hemen beziyoruz ya kardeşlerim. Bizler bezenlerden olmayalım. Bizler bıkanlardan olmayalım. Sonuna kadar fire vermeden namazlarımızı kılanlardan olalım. İnşaallahurrahman. Allah'ım cümlemize güç kuvvet nasip eylesin. Rabbim Fazlü keremiyle efendim e, namazlarımızı teravihlerimizi tamamlamaya muvaffak eylesin. Amin. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Bir hadis-i şerif e, okuyacağım inşallah bu hadis-i şerifi. E, biraz uzun ama hızlı hızlı bitirmeye gayret edeceğim inşallah. Rahman. Şimdi efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Anne Bi Said'in radiyallahu taala aattan ediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buydurur ki: "İza kana evvelu leylatin min Ramazan, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman." İşte bak ha, şimdi geldik 5. bu gece 5. gece mi? 5. teravih kıldık ara. Yani bak 4-5 günü geçti ya. 4. gündü bugün aha 5. geceye girdik. Yarın 5. gün. 5 teravih geçmiş. Nasıl geçiyor günler görüyor musunuz kardeşlerim? Bu geçen günlere aldanılır mı ya? Günler vızır vızır geçiyor. Tembelliğin zamanı değil. Evet. İza kâne evvelü leyletin min ramazan, ramazan şehrin birinci gecesi olduğu zaman fütuhetevvâ sema Göklerin kapıları açılır. فَلَا يُغْلَقُوا minha babu حَتَّى يَكُونُ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانِ Ramazan-ı son gecesine kadar o kapılar kapanmaz. Şu anda kapılar açık. Hacetlerimizi Rabbimize sunalım, arz edelim. Dertlerimizi Rabbimize arz edelim, Rabbimize dertleşelim. Geceleri sahurlarda boş geçmeyelim. İftar vakitlerinde, her iftar anında yüzde makbul duamız var ya. Yüzde yüz her iftar anında bunları çok iyi değerlendirenlerden olalım kıymetli kardeşlerim. Evet. Ve leyse min indi müminin yusalli fi leyletin minha. Herhangi bir mümin o gecede işte Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde namaz kılsa illa ancak keteballâ lehu elfen ve hamse miyetin hasenetin bir külli secdetin. Her secdesine 1500 hasene var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek ya? Her secdeye farz olsun, nafile olsun. 1500 sevap. Sade teravih düşün kardeşim. Ey teravih kılmayanlar. Ey teravih'e gitmeyenler. Sade teravih düşünsen 20 rekattan He efendim e, 20 secde ne yapar? 1500'den her rekatta da 2 secde var. E, 40 secde yapar. Öyle ya bir rekatta 2 secde var. 20 rekat teravide 40 secde. 40 çarpı 1560 bin hasene yapar. Sade teravih. Sen bunun işte akşam akşam namazından başta e, Efendim gecesi giriyor. E, diğer bir diğer rivayetlerde gece gündüz secdelerinde hiç fark etmez. E, akşamın namazı, evvabinler, efendim yatsının sünneti, farzı, ev, son sünneti, efendim vitiri, bunların secdelerini, gece kıldıkların geceleri mutlaka kılalım kardeşlerim. Sahura kalkıyoruz bak. Sahura kalkıp da teheccüd kılmadan yatmayalım. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunda alakalı bir hadis-i şerif okuyalım buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem İnnel abdel mü'min mü'min bir kul izâ qâme fi ramazan ramazan şerifte kaim oldu ile e, sahuri sahura kalktı fe Allah'e abdest aldı fe sonra namaz kıldı rekaateyni iki rekat yani en az iki rekat. Sahura kalkıyorsun. Sahura kalkınca bak hanımlar kalkıyorlar. Hanımlar yani hakikaten hakları çok üzerimizde kardeşlerim ya. Kalkıyor hanım kardeş işte çay hazırlıyor. Kahvaltılık hazırlıyor. Sahurluk hazırlıyor. O arada erkek kardeşlerimiz ne yapacak? Hemen abdest alacak. Teheccüd kılacak. Ondan sonra sahur yapılacak. Sonra sofrayı hanım kaldırmayacak. Sofrayı bu sefer erkek kardeşlerimiz kaldıracak. Hanım kardeş o da teheccüdünü kılacak. Böyle birbirimizi idare ederekten hane halkımız hep teheccüd kılmış olacak. Bu Ramazan-ı Şerif'te kendimizi alıştıralım teheccüde. Teheccüd ehli olalım. Bu ümmetin en şerefleri ve ashabul leyl buyuruyor. Gece ashabı. Bu kervan gece yürüyor. Gecenin bereketi ayrıdır. leysu sevâ min ümmetin qaimetun. Ehli kitaptan öyleleri var ki yetlüne okuyorlar ayatullahi Allah'ın ayetlerini ana elleyli gece vakitlerinde. Bak görüyor musun? E gece okuyan gündüz aile hayli okur demektir. Allahu Teala ehli kitaptan geçmiş mübarek insanlardan bahsederken min ehlil kitabi ümmetun qaimetun yetlune ayatillahi ana elleyli ve hum Onlar gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyorlardı, secde yapıyorlardı buyuruyor. Görüyor musun? Gece acayiptir kardeşlerim. Gecenin bereketi ayrıdır yani gündüze benzemez. Gün, gece kıldığın iki rekat, gündüz kıldığın bin rekattan eftaldir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gece kılmış olduğun iki rekat teheccüd, gündüz kılınan bin rekattan eftal. Çünkü o gece kalkıp da ama şimdi Ramazan'da mecbur yemeğe kalkıyorsun. Yemeğe kalkıyorsun. Kimiz onu da yapmıyor tabii ki. Geceden yiyip yatıyor. Çok büyük bir bidat oluyor yani. Hiç sünnete uygun bir şey değil. Hiç tavsiye etmem. Mutlaka gece kalkın. Son vakte kadar yani şöyle imsaka bir beş dakika kalana kadar yiyin. Kulluğunuzu gösterin. Acizliğinizi gösterin. Mevlamıza karşı. Geceyle kalkar, güzel bir abdest alır. Efendim, sonra namaz kılar. En az iki rekat. Dört kıl, altı kıl, sekiz kıl. Ne kadar kılarsan o kadar kar. Allahu teala halfehu Allahu Teala onun arkasına kılar, yani yaratır. Seb'a sufufin yedi saf minel melaiketi meleklerden. Sen namaza duruyorsun. Yedi saf melek senin evinde, senin arkanda namaza duruyor. Ramazan-ı Şerif'e has bir şey bu. Gerçi normal teheccüdlerde de var. Özellikle sesli okunursa. Gece teheccüd namazlarında. Yani etrafınızı rahatsız etmeyecek şekilde sesli okumak sünnette vardır. Gece teheccüd namazında. Yani çoluk çocuk uyuyorsa hani e, onlar da kalksa bereketlense iyi ama işte Şimdi ahir zaman çocuk çoluk çocuk itiraz da edebilir. Ha acı baba ne yapıyorsun ya? Uy bir uyuyacaktık uykumuzu bölüyorsun falan. Böyle şeyler de denebiliyor maalesef. Ona göre işte ölçülü olmak lazım. Efendim böyle yaparsa buyuruyor Yedi saf melek arkasına durur. Feiza Feraha e, namaz bitti. Selamlarını verdi. Artık namazı bitirdi. Namazdan ayrıldıktan sonra ve Dua eder. Namazdan sonra mutlaka ne yapın kardeşlerim? Duanızı edin. Teheccüd vakti. Helmin sahilin yok mu isteyen? Helmin taibin yok mu tövbeden, eden? Helmin müstakfirin yok mu istiğfar eden? Bu nidalar var ya. Hele o sahur vaktinde Rabbimiz aralıksız yok mu bir isteyen? Yok mu afiyet isteyen? Yok mu belaya düşen? Yok mu benden bir şey isteyen? Kardeşlerim ya kurban olduğum tam böyle yani tecellilerin böyle zirveye ulaştığı bir vakit o sahur vakti ya. Rabbim istemeyi becermeyi nasip eylesin. Bizim işte ağızlarımız biraz yalan var, gıybet var. İşte efendim doğru sözlü olacak, helal yiyecek, doğru konuşacak. Böyle olursa ne istesen Rabbimiz o saatte verecek. Celle şanuhu celle celalu. Sen şimdi dua ediyorsun ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki emmenu ala duaihi ve yektubu allahu teala alehu bi'adedi bi'adedi onun her yapmış olduğu e, duaya efendim melekler amin diyorlar şimdi melekler amin diyor melekler amin demesiyle kalmıyor Allah-u Teala buyuruyor ki ve yektubullah Teala Allahu Teala yazar levu onun için bu teheccüdü kılan Ramazan şerifte bu teheccüdü kılan kulu için bir dediğim o meleklerinin sayısı kadar hasenatin hasene yazar. şimdi meleklerin safı belli. 7 saf ama her safta kaç melek var belli değil. Onun sayısını Allah biliyor Celle Şanu Celle celaluhu. Kaç bin tane melek bilemeyiz onu Allah bilir. Yarın ahirette amel defterine baktığın zaman ancak o zaman görebilirsin. O meleklerin adeti kadar ona sevap yazar. Bak dünkü dersimizde bir sevabın önemi geçti değil mi? Bir sevap, bir hasene, mahşerde bir hasene bulamıyor insan. Mizanda denk gelse arafta bekliyor, güneşin altında bekliyor. Zaten hafif gelse cehenneme düşüyor. Fazla gelmesi için şu geceleri değerlendirelim. Her gece kılsan o yedi saf melek duruyor. Her gecesinde de o melekler sen dua ediyorsun, duana amin diyor. Ve her seferinde de o kadar meleğin sayısı kadar defterine hasene sevap yazılıyor. Ve yerfa'u fil cenneti. Cennette bir edeyim Onların adedi kadar efendim derecelerin derece verilir. Ve yemhu anhu bi adedihim seyyiatin o meleklerin adedi kadar günahları silinir. Kime bu? Ramazan-ı Şerif'te geceleyin kalkıp güzel bir abdest alıp iki rekat teheccüd namazı kılana. Biz yine iki ile kalmayalım. En az iki yani. İki rekat kılana bu müjdeler veriliyor ve buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim ve buyuruyor ki sümme sonra la yezalune yed'une lehu ve yestagfirune lehu ila yevmil kıyameti Allah Allah onlar diyor kıyamet sabahına kadar o yedi saf melek o teheccüdü kılan kimse için dua ederler istiğfar ederler buyuruyor. Bunlar nedir kardeşlerim? Bu ne büyük müjdedir bunlar. Bu Ramazan-ı Şerif nasıl bir aydır kardeşlerim. Allah'ım en güzel şekilde geçirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. İşte bu hadis-i şeriften onu izah ettik. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin efendim Ramazan'ın gecelerinde bir namaz kılarsa, efendim secde yaparsa her secdesini Allah 1500 hasene verir. 1500 hasene Dedik bak 60 bin sevap yapıyor sade teheccüd, sade teravih. Bunun teheccüdleri var, farzları var, namazın yatsının öndeki sünnetler var, arkasındaki sünnetler var. Oradan hesaplayın. Evet daha ve ben alehu Allahu Teala bina eder beyten bir ev ki fil cenneti cennette min yakudetin hamra'e kırmızı yakuttan her secdeye kırmızı yakuttan bir köşk bina eder. Bu teraviden her teravide 40 tane köşk kazanıyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir kazançtır ya. Leha sittune elfe babin. Allah Allah. 60 bin kapısı var. Köşkün köşkün. Sittüne el febabin. 60 bin kapısı var. Minha. Kasrun min Hem de o efendim bi hamra'e. Kırmızı yakuttan hem de altından. Altın altın. Köşkün tamamı altın ya. Allah Allah. 60 bin kapısı var. Bir kapıdan bir kapı gözükmüyor. Kurban oldu biz görmemişik. Bu dünyada işte biraz böyle güzel bir ev, güzel bir araba gördüğümüz zaman işte efendim, gönlümüz kayıyor, gözümüz kayıyor. Halbuki bize Kur'an verilmiş. Ve laqad ateynake min el mesani vel Kur'an el azim. Habibim sana Kur'an verdik. Sana Fatiha'yı verdik. Öyleyse Vela la temuddenne ila ma bihi başkalarına verdiğimiz dünyalık makamlar, mevkiler, efendim köşkler, saraylar, yatlar, katlar elini değil gözünü bile uzatmayacaksın Habibim. İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Özellikle hocalar, efendim ilim ehli biz bu ayetleri üzerimize alacağız. İşte bak hadi ilim ehline Kur'an verildi. Size de Fatiha verildi. Fatiha'yı bilmiyor musunuz kardeşlerim? Fatiha'yı düzgün bir okuyan adama ne büyük nimet verilmiş ya. Öyle bir nimet verilmiş ki diyor Mevlamız, "Yani sana Fatiha'yı vermişim, Kur'an'ı vermişim. Başkalarının elini değil, gözünü bile uzatma. Onun evine, köşküne, arabasına, yazlığına gözünü bile uzatma. O dünyalık şeyler, onlar geçici." Ama Rabbim helalinden cümlemize başımızı sokacağımız yuvalar nasip eylesin. Efendim kiralardan Rabbim cümlemizi kurtarsın. Yani tabii ki zor ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Bak kurban olduğum nelerden bahsediyor. Altından köşler verecek her secdeye 60 bin kapısı var. Allah Allah. Fîdâ sâme evveli yevmin Min Ramazan, Ramazan şerifin ilk gününü oruç tuttuğu zaman. işte yani bu, hani bu hadi ilk gün yetiştiremedik tabii ki. Çok mesele var ama vakit bulup onları size aktaramıyoruz. Ne kısa video olarak yapabiliyoruz, ne şey yapabiliyoruz. Allah'ım ya Rabbim vakitlerimize bereketler ihsan eyle ya Rabbim. İlk günü oruç tutanlar. işte Ramazan şerifi şu an bizi dinleyen kardeşlerimiz çoğu tuttular tabii ki tutuyorlar. Gufira lehu ma teqaddeme min zenbihi. Evet, geçmiş günahları bağışlanmıştır. Görüyor musun? İla misli zalikel yevmi min şehri ramazan. Efendim, geçmiş, geçen sene Ramazan'dan o Ramazan şehrinin ilk güne kadar ne kadar günah vardıysa bağışlanmış, temizlenmiş, anadan doğmuş gibi olmuş buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve istiğfar lehu kulle yevmin her gününde o oruç tutanlar için istiğfar eder. Seb'une elfe melekin 70 bin melek min salatil min salatil gadati ila en bil hicabi ve kana lehu bi kulli secdetin yescudu ha fi şehr Ramazan. Yine Ramazan şerifteki secdeden bahsediyor. Efendim her secdeye karşılık efendim bileylin evne harin gece olsun gündüz olsun secdetün bir secde ki yesiru rakibu fi zillha 500 amin. Bir ağaç her secdeye cennette bir ağaç o 1500 hazenel sevaplar onların dışında her secdeye ayrıyetten bir ağaç, onun diyor gölgesini bir suvari hızla koşan bir atlı efendim e, amin 500 senede bitiremez buyuruyor. Sayı Bukhari'de 100 sene gölgesini bitiremez buyuruyor. yukarıdaki manasını vermedim hadis şerifte de hani de, yukarıdaki satırlarında altta secdeyi söyleyince onu söyledim. Ve İstiğfar ederler o kimse için külle yevmin her günde sebu'une elfe melekin. Her efendim gün yetmiş bin melek Ramazan-ı Şerif'te oruçtanlar için istiğfar eder. Ya Rabbi bunu efendim affeyle. Bunu efendim e, mağfiret eyle. Ne zamandan? Min salatil gadaati sabahleyin Başlarlar bunlar efendim istiğfar etmeye. İla ente ve bil hicabi. Yani gece örtüsü örtünene kadar iftar vaktine kadar yani imsaktan gece akşama kadar iftara kadar bu melekler oruç tutanlar için istiğfar ederler. Allah'ım ya Rabbim fazlü kereminle bu mübarek ayda bu meleklerin müjdelerine, cümlemizin aileyle, bu meleklerin istiğfarlarına nail Ramazan-ı Şerifin feyizlerine, bereketlerine nail eyle. Rabbim takva üzere cümlemize oruçlar tutmayı nasibi müyesser eylesin. Afat-ı semaviyeden varaziyeden cümlemizi muhafaza eylesin. Yani sohbetleri fazla uzatamıyoruz kardeşlerim. Şimdi bak o, o yine 11'i geçmiş saat hani geçirmeyelim diyoruz ama e, geçiyor. Ne yapalım böyle idare edeceğiz. Diğer türlü akşamdan sonra olsa işte iftar oluyor, çay oluyor, teravi hazırlıkları falan vakit pek kalmıyor geçen senelerde öyle yapıyorduk. Çok uzun oluyordu şeyden sonra şimdi o 10, 10 çeyrek gibi, 10 20 gibi başlayabilirsek inşallah 11'den önce bitirirsek böyle devam ederiz. İnşallah rahman kıymetli kardeşlerim. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın. Aynı zamanda hep sohbetlerin sonunda ilan ediyorum kardeşlerim. Biliyorsunuz bir medrese alacağız. Bunun için yardımlarınıza başvuruyoruz. Efendim 0555 640 18 65 Whatsapp'tan ulaşın. Zekatlarınız, fitreleriniz, sadakalarınız bu medreseyi almamız için desteklerinizi verebilirsiniz. Aynı şekilde Kadir Gecesi'nde Afrika'da büyük baş kurbanlar kesilecek buraya destek olabilirsiniz. Aynı şekilde Perşembe yarın çarşamba Perşembe günü kursumuzda iftarımız olacak. Oradaki kardeşlerimizin de bir iftar bedelini karşılayabilirsiniz. Bu hayırlara da imkanı olan kardeşlerimiz zaten imkanı olmayan kardeşlerimiz Rabbim cümlemize hazine-i gaybından merzuk eylesin. Cümlemizi helallerle merzuk eylesin. Ama imkanı olan kardeşlerimiz böyle yapmak istiyorlar, yardım yapmak isteyen kardeşlerimiz oluyor. Biz onlara adres vermiş oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri cümlemizin ibadetlerini fazlu keremiyle kabule karin eylesin. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Sağlıcakla kalın, afiyetle kalın. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Takabbel minna bi hurmetil Fatiha.